Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 20-26 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, haftanın ilk günü pazartesi günü Ay Yay burcunda ilerleyecek. Bu sizin için daha keyifli, daha destekleyici enerjiler verebilir. Ruhsal olarak haftaya biraz daha böyle iyimser, neşeli başlayabilirsiniz. Özellikle uzak hedeflerinize odaklanmanız, eğitim ve kültürel konularla ilgilenmeniz pazartesi günü mümkün. Salıdan itibaren sabah saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçecek. Biraz daha böyle ciddi enerjiler devreye giriyor. Daha çok sorumluluklarınız ve görevlerinizle ilgilenebilirsiniz. Çalışan kişiler iş kariyer konularına, çalışmayanlar da biraz daha ailevi sorumluluklara odaklanabilir. Venüs ve Plüto arasında olumlu bir açı var haftanın ilk günlerinde. Bu kendimizi biraz daha böyle sevdiğimiz kişilerden destek aldığımızı, güven içerisinde hissetmemizi sağlayabilir. Maddi konularda da biraz daha böyle destekleyici enerjiler var. Hafta ortasından itibaren Güneş de artık Yay burcunda ilerlemeye başlayacak ve aralığın 21'ine kadar Güneş Yay burcunda ilerlerken siz de biraz daha böyle özgürleştiğinizi, biraz daha böyle ufuklarınızı genişlettiğinizi hissedebilir. Bunun için de olumlu desteklerle karşılaşabilirsiniz. Perşembe akşamından itibaren Ay Kova burcuna geçiş yapacak. Özellikle Cuma ve Cumartesi günü daha bağımsız, daha bireysel enerjiler var. Bir yandan da böyle sosyal yaşama doğru daha fazla çekilebilir. Arkadaşlarla birlikte olabilirsiniz. Merkür-Uranüs arasında da güzel bir üçgen açı oluşacak. Özellikle Cuma, Cumartesi günleri, hafta sonu günlerinde güzel teklif, ilginç mesajlar gelmesi mümkün. Arkadaşlarınızdan önerilerle karşılaşabilirsiniz. İlginç ortamlara katılabilirsiniz. Ufak tefek böyle seyahatler, geziler olabilir. Özellikle teknoloji ve elektronik sistemi, bilişim sektöründe ve bu alanlarda da hareketli bir hafta sizi bekliyor olabilir. Pazar günü ise Ay Balık burcunda biraz daha içe dönük enerjiler var. Ruhsal enerjiniz güçleniyor ama bunun yanı sıra biraz da böyle yalnızlığa eğilimli olabilirsiniz. Bu nedenle hareketli geçen birkaç günün ardından pazar günü belki kendinize zaman ayırmak, biraz dinlenmek, biraz böyle kendi kabuğunuza çekilmek size çok iyi gelebilir sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.